birbirlerini öldürdüler ya. Şuradaki adamı öldürdüler ya. Oy, adam hep kanlar içinde. Abla, bu merdivenler hep kan. Bak. Ay. Bayramın ikinci günü dayıma bayram ziyaretine gitmiştik. Birinci günü zaten kurban kestik. İkinci günü de yani büyük ziyaret, büyüğümüz olduğu için kardeşler olarak işte dayımızı ziyarete gittik. Bir sabah kahvaltısı yaptık. O arada muhabbet dedi ki işte bugün ufak torunu için ayrılmış eniştesinden torunu için bugün almaya gelecek falan dedi. O arada işte zil çaldı. Yengem çocuğu aldı, aşağı indi, götürdü. Daha sonra yukarı geldi. Hoca seni çağırıyor, seninle konuşmak istiyor dedi İbrahim için. Dayım dedi, tamam bir bakayım ne diyor. İndi dayım aşağı. Biz de dedik hani bir bakalım ne oluyor, şey yapıyor. Gitmedik ama baktım ki iner inmez dayım bir gürültü, ses, patırtı sesler gelmeye başladı. Direkt ben dışarı çıktım. Yerde kanları gördüm. İbrahim'in dayımı bıçakladığını anladım. Daha sonra gittim. İbrahim'i etkisiz hale getirmek için bir tane yumruk attım. O arada bana bir bıçak salladı. Bıçak salladıktan sonra anladım ki bu herkese bıçağı atıyor. Bu sefer tuttuk elinden bıçağı almaya. Bıçak almak için zorladık. Bıçağı aldık. Daha sonra annesi elinde baltayla getirdi. Dayımın kafasına, şu taraflarına falan yani seri bir şekilde vurmaya başladı. Yani alanda dar olduğu için müdahale de edemiyoruz. Yani merdiven üstü dar alan olduğu için müdahale de edemiyoruz. Zaten hepimiz yara almışız. Diğer kardeşim de yara almış. O İbrahim'in eski eniştesi o esnada hepimize bıçak atmış. Yani farkında olmadan, şey yapmadan. Öldürmenin şeyiyle. Daha sonra etkisiz hale getirdik, şey yaptık. Bu sefer herkes can telaşına düştü. İşte ambulans falan çağrıldı. Ambulansları çağırdık. Polisi arandı. Ben göğsümden yaralandım. Buradan yaralandım. En ufak kardeşim karaciğerinden alt tarafından yaralanmış. Benim bir ufam buralar şu üst tarafından yaralanmış karnının. Süleyman Hoca'nın eniştesi de bacağından yaralanmış. Bacağı çok kötü durumdaydı. Artık bacağına nasıl vurulduysa, nasıl şey yapıldıysa büyük ihtimalle baltayla vurdular herhalde. Çünkü o kadar şeydi, aynı ambulansta gittik. Çocuk böyle yani inintisinden durulmuyor sızısından. Daha yeni şeyden yoğun bakımdan çıktı. Yani o derece kötü saldırılmış. Sene evvel neyse, üç senesine daha hiç değişmedik. 1981 yılında Gümüşhane'de Razafan Mahallesi'nden Mekke'deki Kıbrıs Mahallesi İmam Hatip'e giderken
kelimeler bulamıyorum izah etmek için. Hakikaten ya bir insan lise okur, üniversite okur da bu kadar mı böyle temiz kalır, bu kadar mı yalın kalır? Öyleydi. Allah bütün geçmişlerinize rahmet eylesin. Hepiniz sağ olun, var olun. İnşallah hocam da ben de biraz söyleyeceğim, Allah razı olsun. Genel için duaya buyur, hazır olan imamı hep işin yerine. Allah Allah Allahu Ekber. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Eyvallah, helal olsun. Allah rahmet eylesin. Makamını âli eylesin inşallah. Tamam abi. 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 Tamam abi.